Böyle başlayacağız. Nasıl başlayacağız diye soruyor ya. Kaç yaşında adam, utanmıyorsun diye. Bunu annem göndermiş Türkiye'den. Nasıl? Güzel. Ne, şapkayı mı? Şapkayı da bunu da. Şapkayı ördü. Bunu göndermiş. Elemeyi göz nuru. Bizim gibi 500 dolar mont giymiyoruz oğlum. Çiğmene falan takılmışlar. Bu adam Amerika'ya gitse ne olur falan demişler yani. Ne diyorsun onlara? Sen nerelisin? Konya. Konya. Oğlum kamerayı nasıl tutuyorsun? Gerizekalı. Ya abi. Kameraman lazım bana ya. Bir tane kameraman bulmam lazım. Evimizden çıkıyoruz şu anda. Doruk sen ne demek istersin? Bir şey demeyeyim. Rahatım, mutluyum. Amerika'da lise okuyorsun. Anlat biraz. İyi, ortam iyi. Kızlar var. Her gireceğiz. Bak bunları YouTube'a koyacağım. Sonra sıkıntı olmasın. Yok. Annem burada biliyor. İyi bak bunlar YouTube olacak. Sonra deme bana kaldır diye. Koy ya. Koy koy. Amerikan dream yaşıyor burada. Amerikan pastasını yaşıyor yapacak herif. Üzerimi de göster. Fashionable yani. Aynen. Ayakkabılara 1000 dolar vermiş. Utanmadan. Ceketimi söylemiyorum fiyatı bayağı fazla. Dostlar bizi annemiz gönderiyor. Görmüş olduğunuz gibi yünlü. Annemiz örmüş. Yani pahalı eşyalara bizim işimiz yok. Hey guys. Evet, hadi bir şeyler söyle. Merhaba. Merhaba. Hey guys. Ne yapıyorsun? Böyle mi yapıyorlardı? Hey guys. Evet, şimdi IHOP'a gidiyoruz arkadaşlar. 14 dakika diyor, 3 mile. Sahilden gideceğim ya. İstanbul sahillerinde. Tem kapalı olur, sahilden git var ya Türkiye'de, sahilden gideceğim. Kanka cuğulum nerede? Sahili göster, evimiz sahile ne kadar yakın bak. Bir dakikada sahile gel. Yalımız var. Ya abi biriniz yol verin, ananı sikerim şimdi sizinle bak. Sen tavuk musun, çıksana. Çıkacağım şimdi, biri arkadan... Nasıl nasıl uçlan buram, yavaşlamak zorunda ya. Sen manyak mısın? İyi. Yolu göster, yolu, gerizekalı. Sahili göster. Ya Doruk oğlum sana çok küfür gelecek bak, bu videoda ben size hazırlıklı ol. Ne küfürü? YouTube kitlesi sen bilmiyorsun bak, çok zeki, çok böyle ince şeyleri bulan, anladın mı? Çok detaycı böyle. Biz bir alışveriş videosu çektik abi. Videodaki detayları, adamın şivesini bulmuşlar. Telefonun işte PlayStation 4'teki bir tane oyun göstermişim. Oyunun Türkiye fiyatını bulup sitesine atmış adam linkini. Aldık ya FIFA. Evet. Türkiye'de 500 TL'ymiş oyun. 400 TL, 500 TL neymiş? Bizde 50 dolar. Biz kol aldık atıyorum 40 dolara. Türkiye'de o kol 250 TL'ymiş. Şiveme ne demişler? Ya benim şiveme ne diyorsunuz? Hey guys! Benim şiveme ne demişler? Kanka sen bir yerde boyum boyum diyorsun. Bu adam Amerika'ya gitse ne olur demişler. Şive ne lan? Bu milleti ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Bu akşam partimiz var. Ne partisi oğlum? Ha, beni çektin. Aynen. Partiye gidiyoruz bu akşam. Dostlar, EF öğrencilerine kiraladık. 800 dolara bütün evi. Şimdi de Doruk kardeşim sayesinde BU yani Boston Üniversitesi'nin öğrencilerine kiralayacağız. Ne kadara kanka? 1500 dolar. 1500 dolar. Bire, bire... Para değil yani. Can saatlik kazancım. 1'e 3 veriyor. Stuttgart. 1'e 3 veriyor. Güzel para. Denizli evimiz 5 dakika. Ne diyorsun bu konu hakkında? Apo'nun aksanına takılan çok olmuş. Şimdi... Bizim milleti biliyorsunuz Apo, anlat. Kardeşim şimdi şey diyeceğim. Amerika'da da herkes aksanlı konuşuyor değil mi? Ama yani Texas'ın aksanı başka, Boston'ın aksanı başka. Ama kimse kimsenin aksanıyla birbirini küçümsemiyor. Şimdi bizim ülkede öyle bir şey ki adamı aksanından bile küçümsüyorlar. Ki senin doğup büyüdüğün yer yani. Sakıp Sabancı da aksanlı konuşuyordu ve Türkiye'nin en büyük zenginiydi değil mi mesela? Yani. Ya ben demiyorum ben en büyük zengin olacağım da hani aksanla bu işin ne alakası var? Tabii canım. Abi İnsan doğup büyüdüğü yani. Yerdeki dili konuşuyor ne yapsın ya ben... Ben de isterdim İstanbul Türkçesi konuşmayı. Yani ben İstanbul Türkçesi konuşuyorum da ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bir şey olduğu yok. Yani benim mesela babam Sivas'ta doğmuş, İstanbul'a göç etmiş, ben İstanbul'a doğmuşum. İstanbul'a göç etmeseydi ben Sivas'ta doğsaydım, la kardeşi ne yapıyorsun diyecektim. Instagram bekle, güzel kızlar eklesin. Bir... Hey guys. Tipleri göster, gözünü seveyim. Amerika'da da böyle tipler var işte. Evet, böyle... Piçler. Kendimizi görelim. Amerika'da lise okuma nasıl abi? Okumak istiyorsanız ya Türkiye'den burs alacaksınız. Şöyle ya anne baba parasıyla geleceksiniz buraya. Senin gibi. Yani. Niye 1000 dolar ayakkabı aldın diyorum adama. Para bok diyor. Kanka oldu bak kafamı hatırlamıyor mu? Beni anlat biraz. Apo abin şivesine takmayın öncelikle. Çünkü Amerika'ya ilk geldiğinizde herkesin şivesi böyle olacak. Şimdi for example I'm gonna talk like this. I'm gonna what's up bro? You know still I'm they can understand that I'm Turkish you know like pronunciation you know. Benim Türk olduğumu anlayacaklar. Hacca mı gittin sen? Şu şapkanı taktın. Şapkalı mı normal? Küçük biraz. Sabahtan beri ağzımdan alıyor. Harbi mi? Yiyeceğim diyemedim.
Biliyorsun şapkam nasıl gençler? Hacı şapkası bu. Bu hacca gitmiş. Oğlum ben bizim kitleyi biliyorum. Senin içinden geçecekler yorumlarda. O yüzden şimdiden eleştiren kitleye bir şeyler söyle. Ne diyecekler? Bir her şey derler oğlum. Her şey serbest onlara. Eleştiri bak. Kemik kitlenin eleştirileri burada. Başımız üstünde. Tamam mı? O yüzden hiçbir yorumu da kaldırmayacağım. Senin hakkında yorumlar gelecekti. Ben dostlarıma bırakıyorum. Videoyu yanına attı. Adam kalktı arkamızda çünkü video çektiğimiz için. Yer. Abi hiç aldatıldın mı? Ben mi? Yo. Zaten benim bir... iki tane falan böyle uzun ilişkim oldu. Onda da aldatılmadım yani. Niye sordun? Arkana bakar mısın? Denk gelmiş kardeşim. Dostlar az önceki videoyu görmüş olduğunuz yer sanayiydi. Sanayiye gittik. Benim arabanın şu görmüş ol göster ışığı. Şu görmüş olduğunuz ışık sönmüştü. Bu ışığı yani sigortayı ve iki tane kelepçe şey borudan yağ damlıyordu. İki tane kelepçe değişti. $50 para verdik. Sanayi işi düşünenler yani arabalardan anlayanlar, otomotiv mühendisliği falan okuyanlar ya da sanayide daha önce çıraklık yapmış olanlar eli ayağı bir işe mesela benim elim ayağım hiçbir işe yatkın değil ama elin ayağı bir işe yatkınsa elinden böyle kendi frenlerini ne bileyim kendi işte bazı filtrelerini falan değiştirebiliyorsan Amerika'da bu işte çok güzel para var. Bir tane böyle derme çatma dükkan açıp çok güzel paralar kazanabilirsiniz çünkü saatliği $50 minimum yani saatliği $50 $80 $100 yazıyorlar. Arabanın alt takımını yapacak diyelim ki düz tutuş kamerayı. Adam diyelim ki arabanın alt takımını yapacak değil mi? Parçalar ne kadar? $400. Adam sana diyor ki benim bunu yapmam diyor. 4 saatimi alacak diyor. 4 saat $400 bana vereceksin sırf diyor. Parçaların falan her şeyin dışında. Yani sistem bu şekilde işliyor. Paradan mesela ben çok bahsediyorum. Herkes diyor ki niye paradan bahsediyorsun? İşte sabah uyanıyorsun $25 o günün ev kirası. Atıyorum $10 arabanın sigortası etti $35. $10 o gün yakacağım benzin diyelim ki etti $45. Okula gidiyorsan okulun aylık $1000 $34'dan ekle. Etti $75. Son faturan, ev faturaları, ev alışverişi onları eklesen edecek sana 100. Güne zaten $100 içeride başlıyorsun. O yüzden Amerika gelecekler bunu bir kez daha düşünsün. Çünkü gelip yapanları, burada hayatta kalabilenleri görüyorsunuz video çekiyoruz. Ama gelip yapamayıp Türkiye'ye dönen binlercesi var yani. Onları görmüyorsunuz. O yüzden hangisi olacağınıza karar verin. Evet dostlarım ufak bir gezintiden sonra gelelim vize muhabbetine. Şimdi yorum gördüm. Arkadaş demiş ki immigration bunu arıyor. Yani immigration burada göçmenlik ofisi. Benim kaçak olduğumu falan söylemiş. Şimdi biz work and travel'ı bitirip burada kaldığımız için birçok kişi diyor ki sen nasıl kaldın? Orada kaçak mısın? Yani yadırgamıyorum çünkü ben de zaten change of status Amerika'ya geldikten sonra öğrendim. Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'deyken ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Öncelikle dostlarım şunu bir göstereyim. Bu kağıt benim vize başvurusu yaptığımı ve vize başvurumun USCIS'in yani United States Citizenship and Immigration Service eline geçtiğini söylüyor. Şimdi yazın da 100 kere söyledim. Instagram'dan anket bile yaptım. Ben burada master yapmak istiyorum. Ve master için bazı ucuz, fazla böyle kasmayan, çok böyle ev ödevi vermeyen, ödev sevmiyorum. Aynı zamanda çalışma izni veren falan böyle birçok kıstasım var. Bunlarla bir okul bakıyorum. Yani şu an vize değişikliği yapıyorum ama yakın zamanda okula başlamış olacağım. Yani Amerika'da master yapıyor olacağım. O yüzden immigration beni arıyormuş, ben kaçakmışım falan öyle bir şey yok. Zaten burada kaçak kalmayı kimseye ama kimseye tavsiye etmem. Çünkü yakalanıp hapse atılanlar var, yakalanıp tak Türkiye'ye postalananlar var. Yani ne gerek var abi? Adamın ülkesindesin. Kurallar neyse onu uygulayacaksın. Ya ülkene dönüp vizeye başvuracaksın ya da burada kalmak istiyorsan benim gibi. Burada çevireceksin. Ben 3-4 ay için bir daha ülkeme dönüp geri gelmek istemeyeyim dedim. Burada çevirdim. Bakın bu formun ismi I-539. Yani I-539. Herkes duysun yani. Bu formu doldurup USCIS'e gönderdiğiniz zaman bir proses başlıyor. 2 ayda onaylanabilir, 5 ayda onaylanabilir, 1 senede red gelebilir, işte kabul etmeyebilirler, eksik bulabilirler, ülkene geri dön diyebilirler, onaylayabilirler. Her şey olabiliyor. Herkesinki farklı. Ama tekrar söylüyorum dostlarım kesinlikle ama kesinlikle önermediğim bir şey. Eğer ki work and travel'la turistle bir şekilde buraya geldin. Vizen bitti mi kardeşim? Dön ülkene. Ne olmak istiyorsun? Öğrenci mi? Oradan başvur. Turist mi olmak istiyorsun? Oradan başvur. 5 yıllık öğrencini al gel. 10 yıllık turistini al gel. Çünkü konsolosluğun gözünde şöyle bir imaj yaratacaksınız. Ben work and travel'a geldim. Şimdi döndüm. Kalmak istesem ben orada kalırdım. Döndüm ve buradan başvuruyorum. Bu yüzden vize alma ihtimaliniz artacak. Benle beraber bu sene work and travel yapıp ben burada başvurdum. Bir kız arkadaşım o döndü de başvurdu. Aldı geldi mesela vizesini. Şu an kapı gibi vizesi var. İstediği gibi ülkeye girip çıkabiliyor. Ben ülkenin dışına şu anda çıkamıyorum. Çıksam giremiyorum. Burada dostlarım açıklığa kavuşturmuş olalım.
Ben birkaç tane burada okulla görüştüm. Yarın da birkaç tane okulla görüşeceğim. Şimdi antrenmana gideceğim. Başlıyoruz, kovalıyoruz. Size de eğer ki bu hayattan daha fazlasını istiyorsanız aynılarını öneririm. Bu şekilde böyle odanızda yatarak, YouTube videosu izleyerek, PlayStation oynayarak, akşam böyle Çukur'u izleyerek hiçbir yere varamazsınız. Eğer beni izlemeyi bırakmanız gerekiyorsa, o kadar yoğunsanız beni izlemeyi bile bırakmalısınız. Kendi hayatınıza odaklanın dostlarım. Burada mühim olan beni kaç kişi izliyor, benim kaç abonem var değil. Kaç kişinin biz bu zamana kadar hayatını değiştirmişiz. Onları zaten şurada görüyorsunuz. Vize durumunu da açıklamış olalım. Soruları aşağıya alabilirim. Görüşürüz.